O ne oğlum, cama vuruyor, o ne? Oğlum yapmayın ya. Şişt, hareketler yapıyor. Allah oğlum çarpsın. Allah. Allah çarpsın diye çıkıyor. Yavrum ben dışarı çıktım. Baktım bir soğuk rüzgar geldi. Bir de baktım ki bir simsiyah gözlü 2 metre boyunda kara dede. Caminin tepesinde 3 tanadan yürüyen çırılçıplaklar. Şu anda yola çıktık. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Davutlu köyüne, yani kara dedeler olayının olduğu yere doğru gidiyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı. 1989 yılının Ocak ayında gazetelerde Kaili'nin D köyünde köylülerin hava karardıktan sonra esrarengiz yaratıklar gördükleri için korkudan sokağa çıkamadıkları ile ilgili haberler yayınlandı. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde K ile başlayan tüm illerimizde L ile başlayan ilçe tek Kırklareli'nde bulunuyor. Yani Lüleburgaz ilçesi. Lüleburgaz ilçesine bağlı olan köyler arasında D ile başlayan köyün Davutlu köyü olduğu anlaşılıyor. Ayrıca bu köyü araştırmaya ilk giden YouTuber Babo Films kanalıdır. 11 Ocak 1989. Köyde araştırma yapan jandarma hiçbir sıra dışı olayın izine rastlamadı. 14 Ocak 1989. Gazeteci HB araştırma yapmak için köye geldi. 25 Ocak 1989. 11 gün köyde kalan genç gazeteci köylülerin ısrarı üzerine kamerasını 14 yaşındaki EC'ye bırakarak İstanbul'a geri döndü. Hacı amca! 27 Ocak 1989. Köydeki 3 evde toplam 7 köylü katledilmiş olarak bulundu. Kurbanlar arasında 14 yaşındaki EC de vardı ve kamerası hala kayıttaydı. Rüzgar geldi. Bir de baktım ki bir simsiyah gözlü 2 metre boyunda kara dede. Asıl odun önündeki ne? Onu. Olay basına yansımadı. 29 Ocak 1989. Gazeteci HB 4 sivil jandarma tarafından ilçe jandarma komutanlığına getirildi ve yüzbaşı AS tarafından sorgulandı. Bu sorgulama kaydedildi. Gazeteci HB serbest bırakıldı. 3 Şubat 1989. Gazeteci HB'nin tüm giysileri, çantası ve not defteri D köyü civarındaki ormanlık alanda bulundu. Gerçek yaşanmış bir olaydır. Davutlu köyü hakkında bir haber yapılmış. Haber hakkında ben oradayım abicim. Köyden birkaç hane terk edilmiş, buraya gelmiş. O hakkında bir bilginiz var mı? Oradaki Karadedeler olayı yaşandığı iddia ediliyor burası. En iyisini bu bilir. Sizinle bir görüşümüzü alalım da abiciye de söyleyeceğiz. Vallahi bizim birkaç soru soracağız. Geçeriz oraya. Ne gibi soru soracağım? Sor bakayım abi. Şimdi cevaplayabilirsem cevaplarım. Bildiğiniz kadar artık. Şimdi bu bilindiği üzere kara deden olayı 1989 yılında çıkan gazete küplerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Davutlu köyünde geçtiği iddia ediliyor. Burada böyle bir olay yaşanmış mı sizin bilginizden? Şunu biliyorum. Bir tane adam var dediler zamanında. Bunların çoğu Roma. Orasını şimdi karıştırmayın boşver. Bu çok ateşe verir. Mesela sana kızdı, senin buğdayını yakıyormuş. Şöyle gidip basıp gidermiş. Neyi yapıyormuş abi? Buğdayı. Buğdayı yakıyormuş. Anız tarla. Onları duyduk. Burada Davutlu köyü hakkında bir haber yapılmış. Öyle şeyle işim olmaz. Şimdi şöyle bir aynı ortada... Aynı işler. Aynı işler mi diyorsun? Birkaç soru sorsaydın. Yok ben istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsunuz peki? Neden söylesen? Evet, şu anda Davutlu'nun komşu köyü Arzulu köyündeyiz. Davutlu'ya daha gidemedik. Ondan önce bir Arzulu köyündeki yerlilere bir soralım dedik buradaki olayı.
2-3 abiye sorduk. Bir tane amca vardı. O amcaya sorarken de zaten istemiyorum, bahsetmeyin, ben bilmiyorum. Konuşmak hayırlı istemedi. İşli, hayırlı işler tarzında bizi gönderdi. İzlemişsinizdir. Aynen. Ondan sonra kameraları kapattıktan sonra biraz ısrar ettik. Bayağı ısrar ettikten sonra işte biraz konuşturabildik. Biraz konuşabildi. Yani ağzından tek tük laf aldık. Söylediği şeylerden birkaçı da şuydu. Ben orada, evet, babam Gil orada kalıyordu. Ben de oradaydım. 1989'da. Olaylar yaşandığında aynen. O da oradaymış. Olaylar sırasında hani direkt olayları anlatmadı net olarak ama hani o birkaç olaydan bahsetti. Evet, böyle bir olay var. İşte görüyorduk. İşte ne bileyim. De fazla da üstelemiyor. Karadeler lafını söylediğimizde ağzımıza almamazı söyledi. Aynen. Yani söylemedi ve kapatın konuşmayacağım. İşte hani bilmiyorum, bir şey demeye başladı. Adam böyle tedbirli konuştu. Ondan sonra birkaç soru sorarak, işte cinler hakkında dedim bilginiz var mı? Yani inanıyor musunuz? İşte orada baskın oldu mu gibisinden konuşa en sonunda birkaç kelime daha etti. Bu kelimelerden de birkaçı şuydu. O olay zamanında, o olaylar olduğunda az önce konuşan dayımız da orada yaşıyormuş. Ailesi de oradaymış. O da kendisinin de onları gördüğünü da hayal meyal hatırladığını bile söyledi. Ya, birkaç kişi hani o köyü terk etmeye başlamış. Bunlardan ilk terk edenlerden biri de bunun az önce konuşan dayımızın ailesiymiş. Şu anda Arzulu köyünde yaşıyor onlar da. Ha, gitmek için tehlikeli bir yer mi dedik? Gündüzleri yani haberciler bile kimse gitmemiş, aynen, oraya. Girmemiş. Gündüzleri birkaç çoban gidiyormuş oraya bilindiği üzere. Hı hı. Ama geceleri hala giden yok diyor. Tek tük yapı kalmış zaten. Orada da hani yaşayan çok az, ya 2-3 insan kalmış ya da yaşamıyormuş bile yani. Kesin olduğu bile bilinmiyor. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Birazdan Davutlu köyüne gidip her şeyi göreceğiz. Dayım, burada birkaç haber yapıldı biliyorsunuz belki. Ben 63 yaşındayım. Evet dayım. Burada karadeliler varmış, çay akıymış, sular çekme çocuğum bile beni de şey yapma. Buralarda çok önceden insanlar vardı, şimdi azaldı mı? Var. Şimdi çocuğum burada, şimdi köy kalabalık. Terk edildi sonra. O zaman herkes sağa sola gittiler. Bilirsiniz. Yok oğlum, ben de yalnızım burada. Nineyi de kaybettik 7 seneden beri. Ne yapalım be çocuğum, güzel olacak. Bu işler hayatın zirveleri bunlar. Yani. Burada yaşamaya mecbursunuz diyorsun. Mecbur. Ve şurada. Bir şey değil mi? Kusura bakmayın, siz türlü şey yapayım değil. Cinlere inanır mısınız? Burada... Ha? Cinlere inanır mısınız? Bu işleri bırakın be. Gencecik çocuklarsınız bu çocuk. Girip bakalım dedik. Biliyoruz hani tehlikeli falan olabilir ama. Tamam be çocuğum. Burası ne şimdi, burası Davutlu köyü. Lüleburgaz'a bağırın. Gelin buraya, gelin çocuğum. Gelin çocuğum. Gelin oğlum buraya. Gelin buraya, gel. Gel çocuğum, gel. Gel bak. Gel. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Bak, yalnız yaşıyorum oğlum. Bak, inin burada. Bak. Bakın benim. Bakın görün. Canlı olarak. Namussuzum bile şey içi demeyeyim size. Ya, siz, estağfurullah dayım. Siz şimdi gençsiniz. Hepsini bilirsin. Bakın çeksin be çocuğum. Gece olduğunda burada çok insanlar oluyor mu? Gece olur mu şu, yok kimse be çocuğum. Yalnız başıma yatayım be çocuğum. Tebile yatayım. Hiç olmuyor mu buralarda? Kimse yok be çocuğum be ya. Yok mu oğlum be ya? Yok be. Kusura bakmayın, beni de göstermeyin. Yok, göstermeyeceğiz. Gelirler beni şey yaparlar, bir şeyler yaparlar. Oğlum yalnız başım. Gelin çocuğu. Gelin canlı olarak. Canlı olarak evimi de görün. Evçimi de görün. Bakın. Canlı. Yolda bir şey yok. Bir şey yok.
İnşallah yayınladığımız zaman da öyle anlarlar. Beni de şey yapmayın, belki de beni geriler tehdit ederler. Yalnız aşamayın, anımı kaybetmemeyi düşünenler beri. Öyle bir şey olmaz dayım. Siz benim çocuğumsunuz. Benim 42-43 yaşında çocuklarım var oğlum. Burada eşinizi kaybettiniz değil mi? Burada eşimi kaybettim. Ne eşim orada? Bak çocuğum orada. Bak çocuğum. Bak doğru yaşayayım ben. Yanlı olarak. Sobam yanayım. Hepsi yanayım. Canlı olarak öleyim. Tamam bir bilgi verirsiniz, bir şeyler verirsiniz. Ben size kusura bakmayayım. Estağfurullah, estağfurullah. Bizde şimdi yaşlılık farkı var, bilmem ne var. Gelin içeri oğlum oturalım, silahın sobam yanıyor oğlum. Başka kişilerle daha röportaj yapıp gidelim akşam için. Burada şimdi röportaj yapacak kimse yok, hepsi karşıda. Karşı köye geçeceğiz zaten. O taraflara var. Orada da sorun, aynen. Orada da sorun. Aynen, onlar her yerde sorun çocuğu. Çıkın dışarı şimdi. Yok yok. Bakma yok. Burası şu anda Davutlu köyünün içindeki evler, haneler. Burası çıkmaz sokak mı? Buralarda terk edilmiş haneler olarak bunlar söyleniyor. Saat şu anda 6. Olaylar 5'ten sonra olduğu söyleniyor filmde falan. Çok az yapı var. Çok çok az yapı var ya. Hepsi yıkılmış, o zaman da kaçmışlar. Ama buz gibi yalnız buralar var, evet, ya çok buz, soğuk. Buz. Yani sürekli üşüdüğümüz için arabanın içine girip yer bulup orada iniyoruz. Yürüyerek. Yürüyerek imkansız. Dedi bu havada, bu tarihte. Bulduğumuz yerde inip gireceğiz. Bulduğumuz yerde inip gezeceğiz arkadaşlar. Bir de ev buldukça aynen açık gezeceğiz. Için bir de hava karardı. Karardıktan sonra kara dediler ortaya çıkmaya başlıyormuş. Tam saati. Bizim başta da söylediğimiz gibi Allah'tan başka bir korkumuz yok. Tedbirliyiz. İmanımız güçlü. Kendimize ve imanımıza inanıyoruz. Bak şu evi görüyor musun? Ben bu evi görüyorum işte. Burası mı? Aynen. Zoom yapman lazım. Duyuyorsunuz mu? Basın abi, kontağı kapat. Dur. Bir ses var sanki. Geliyor ufaktan bir şey. Abi yürü yürü bas. Oğlum bu köpek sesi ne ya? Ben dedim birdenbire köpekler avlamaya başladı, bir dakika. Köpeğe. Arkadaşlar şu anda bir dakika. Geri git. Köpek sesleri geliyor ciddi bir şekilde. Ya bizi gördüler diye. Ya da başka bir şey gördüler diye. Umarım bizi görmüşlerdir. Dur. Nerede köpek? Ha. O bu avlamıyor ki. Şu arkadaşlar. Köpekler. Lan bir şey görmüşler, ileriye bakıyor. Ha. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bizi koru. O konuşmak istemeyen dayı da bunlardan bahsetmişti. Hava karardıktan sonra özellikle yoğun bir köpek seslerinden sonra başlıyormuş her şey. Ya yani iddia edilenlere göre 1989 yılında olaylar bu şekilde ilerlemiş. Bizim bildiklerimiz bunlar. Şu anda köyün içerisinde arabayla devam ediyoruz. Biz muskalarımızı boynumuza taktık. Yani dinimize ve imanımıza inanıyoruz. Bakalım terk edilmiş evlere girmeye çalışacağız burada. Şimdi fazla da yapı yok. Amca gibi birkaç amcamız yaşıyor burada, yaşlı, eskilerden. Onlar da biraz köyün biraz dışında, hani tabelaya yakın kısımlarda yaşıyorlar. Biz biraz daha köyün derinliklerine iniyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mecbur arabadan indik. Çünkü arabanın giremediği noktalar var. Oralara yayan olarak ekipçe ayrılacağız. Sebebi şu, daha hızlı bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Daha hızlı böyle ev bulacağız. Çünkü tek tek gitsek, yani tek seferde gitsek
bulamayacağız. Bulamayacağız yani bir, hızlı bulamayabiliriz. Dikkat çeken çok da bir yer bulduk mu yani. Telsizden haber vereceğiz. Bir, çok bize. Zamanımız yok. İki, çok fazla şarjlarımız yok telefonlarımız falan. Üç, çok telefon soğuk. Zaten çekmiyor. Evet, haberleşme olarak yine dediği gibi telsize kaldık. Yine telefonlar çekmiyor. Yani bu telsizler de abi 5 kilometreye kadar çekiyor. Ama yine de şey yapmayalım, hani fazla uzaklaşmayalım. Garanti olsun en fazla 1 kilometre falan uzaklaşabiliriz. Ona göre fazla uzaklaşmadan ya bak, halledelim. Benim topum yemez uzaklaşmayalım. Dağılalım yani. Bak. 3-2 olarak dağılalım. Aynen. Yani dikkatinizi çeken bir yer olursa, bir şey olursa bize telsizden haber verin ya da biz size haber verelim. O yere geri döndürelim. Tamam, Apo'yla giderim ben yine o zaman. Tamam, ekip hazır. Yani tamam. Bizde böyle Reco da bizde olur. Kamera bizde olsun. Sizin de kamera nerede? Diğer kamerayı da alalım. Arabada değil mi? Aynen. Tamam, o kamerayı da alırsanız ışığı da verir size yine aynı zamanda. Tamam. Aynı gece görüşüyle getiririz. Tamam mıyız? Hadi o zaman başlayalım abi, kamerayı alalım. Hadi bakalım. Aldım ben kamerayı. Bu yani. Bizim kameramız da bu. Hadi gidelim. Gidelim Mete. Go. Şöyle çek. Recep'e de kayıtla. Ses. Ses deneme. Ses geliyor mu? Okay, son okay. Kez ekipçe tamam. Birbirimize bakalım. Tamam. Tamamdır abi. Gidelim. Uzaklaşmayın. Hadi. Biz nereye gidelim? Vallahi geziyoruz şu an, bir şey yok burada. Abi Apo. Oğlum hem korkudan hem soğuktan titriyorum lan. Bir şey diyeceğim, sabah bir tane bile köpek havlamıyordu. Gece oldu, birdenbire havlamaya başladılar. Aralıksız havlıyorlar. Şuraları bir çeksene ya. Kanka şurayı bir çeksene. Bak şuraya. Devam edelim. Çok aşırı zifiri karanlık gibi ya. Gözüküyor. Evet arkadaşlar, Muratlarla ayrıldık. Şu an biz bir köyün öteki tarafını geziyoruz. Muratlar öteki tarafını gezecek. Bir şey bulduğumuzda birbirimize haberleşeceğiz. Aynen. Ve burası çok soğuk ayrıyetten. Biz birazdan geliyoruz. Beter. Evet. Sesim geliyor mu? Tamam. Geliyor Murat. Tamam. Neredesiniz şu an? Şu anda bir şeyler bulamadınız değil mi? Yok yok, daha yeni çıktık. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Duymadım, ne oldu? Sıva okundu, bir şey okundu. Öbe estağfurullah, yemin ediyorum bir şey duydum. Ses gelmiyor. Orada bir şey yok. Aynı anda basıyor. Mete gel buraya Mete. Ne oldu? Kamerayı. Neredesiniz? Ne taraftasınız lan? Gel abi gel. Camdaki gölgeye bak. Cama bak cama. Ne o? Oradakiler ne? Görüyor musun? Bir şeyler var. Çek orayı, çek. Gel abi gel. Oğlum duydunuz mu sen? Harbiden duydun mu? Evet, dua sesiydi birdenbire. Kim onu? Oğlum gel. Ne oldu? Gel. Oğlum ne oldu? Dur. Gel. Birdenbire dua sesi geldi. Ne? Camda bir şeyler gözüküyor. Orada mı hala? Bir şeyler kızıyor cam. Gel abi gel. Tamam. Gel şöyle. Çektin mi abi? Çektim. Göründü mü? Evet. Oğlum o çok hızlı lan. Gel, kaydı aç gel. O ne oğlum, cama vuruyor, o ne? Oğlum yapmayın ya. Şşş. Gitmeyin lan. Abi o ne? O ne? Çekebiliyor musun sen? Git yakına gir biraz. Gel. Hareketler yapıyor. Allah oğlum çabuk. Allah. Allah çarpsın diye çıkar. Oğlum. Oğlum git. Gel, ben gitmiyorum oraya. Gel. Sen oğlum. Abi muhabbete bak. Oğlum bak vallahi. Oynuyorlar sesi lan. Sesi duyuyor musun bak? Oynuyorlar kafa. Sessiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Rabbinaz. Sessiz. Sessiz. Yemin ederim vallahi yemin ederim orada bir şey. Çıkmadım. Oğlum vallahi sıkıyor. Oğlum terk edilmiş değil mi burası? Oğlum dua sesine ilk ses duydun mu beni yani? He. Abi gel. Gel. Ben gelmem oraya Murat. Gel, ver kamerayı bana. Mevzu ne biliyor musun? Konuları çok ince. Evet. Köpek sandım ben sonradan. Abi oğlum, gel. Bak sessiz oğlum. Bak şimdi gideceğiz oraya, evin terk edilmiş olup olmadığına bakacağız. Abi sen oraya gireceksin mi? Girmeyeceğiz oğlum. Dışarıdan şuraya bakacağım. Sessiz. Sen kamera çekebildin mi ki yakından girmemiz lazım? Ya anlamadıysa kamera... Dur. Kameraya yansıdı mı ki? Sessiz bir dur bak. Gel. Kameraya yansımadı. Gel. Dibine yaklaşıp kesin. Bak. Ev bu. Ev bu. Evi ışık. Ev bu arkadaşlar. Ev bu. Arka tarafından böyle görünüyor.
Ne oldu lan? Bizim gölgelerimiz bunlar. Oğlum içeride gölge var ha. Bizim gölgemiz değil, kapatın işte. Duvardan içeri kaydı. Oğlum bak bak bak. Ev bu. Ev bu. Evin her tarafına bakabiliriz arkadaşlar. Şuradan dönelim Murat. Hiçbir şekilde. Şuraya bir ışık tutsanız ya. Işık tutun. Ya ışık tutsanız da şuraya. Gelin gidelim. Bak. Tamam bakacağız, bakacağız bak. Abi şuraya ışık tut bak. Arka tarafından bu. Ev terk edilmiş. Gitmeden bakalım, gitmeden bakalım. Ev terk edilmiş. Şimdi bir daha bakalım o tarafa. Gel Mete. 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 Gel, Mete gel. Gel, gel. Oradan gelme. Gel. Oğlum gelsene. Gelsene oğlum. Lan manyak mısın? Mete gel. Lan gel gerizekalı gitme. Şşşt. O ne lan? Ses var duyuk duyuk duyuk. Oğlum Allah çarptı yeri bir. Sessiz. Oğlum yapmayın lan. Çek. Oğlum vallahi kaçın lan. Tamam. Abi şimdi şu insan gibi hareket yapmıyor, fark ediyor musun hareketlerini? Oğlum şu. Çıkmaya çalışıyor. Ev terk edilmiş arkadaşlar. Evet ev terk edilmiş. Bak 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 burada bak Muhsin. Bak görünüyor. Hani, ha? Cama burada anlaşılıyor mu? Değişik sesler çıkıyor, duyuyor musun? Vuv diye ses çıkarıyor. Cama vuruyor. Oğlum evin içine girdiler ama. Cam böyle cam böyle cam mı kapatılır? Çocuk sesi var evet. Ama öyle bir çocuk olamaz. Anladın? İlk dua sesi neydi? İlk çıkan dua sesi neydi? Bana onu söyle. Beyler ışık tutmayın, rahatsız olacak. Abi. Orası gayet korkunç. Ben daha fazla dayanamayacağım orada. Yemin ediyorum başka dayanamayacağım. Bir yer, başka bir yer. Başka bir yere gidiyor. Oğlum bir anlamı yok. Götüm yemiyor seslenmeye. Bir şey bak, diyeceğim. İlk kanı dua sesi neydi? O çok kameraya yansıdı mı acaba? İlk sen duydun mu o sesi? Ya bir dua böyle geldi. Dua sesi okur gibi bir ses geldi. Ben de duydum onu. Oğlum ben köpek sandım. Kafasını köpek. Ha bir ara durdu böyle sallamaya camı başladı. Camı da yoksa cam değil ki, poşet çekmişler üstüne. Poşet çek, öyle ev mi olur? Öyle ev mi olur ya? Naylon ya. Böyle ev ben yaşanmaz, böyle bir evde yaşanmaz yani. Ama yok, bir şeyi birisine sanki hapsetmişler. Ben oraya girmem. Başka yere bakalım abi. Abi yok, biz burada başımıza bela alırız. Aynen. Başka evlere gidelim. Gidelim başka. Abi ev yani ev sahipliyim diye bağırıyor resmen ya. Ama sahipsiz. Abi sahipliyim, sahipliyim diye bağırıyor. Sahipsiz. İnsan sahibi i̇nsan değil işte. İşte insan değil sahibi. Arkadaşlar şu an arabadayız. Abi ben şey olabilir hala, mi? Hala acaba olayın şokundayız. Bak bir, o evde böyle bir çocuk gibi bir şey vardı değil mi? Gölgesi, şey olabilir çocuk. Mi? Üç harfli çocuğu sahiplenmiş ya da üç harflinin çocuğu mu? Ne? İnce bir şey bak. Oğlum bir sus, bir dakika bak. Olay şu ince, bak. Kolu ince. Evet değişik bir şey. Hadi çocuk olduğunu varsayalım. Evin arka tarafını dolaşıyoruz. Arka tarafı evsiz bir yer yani. Evet, camı yok. Yok. Evin bir, girişi evin yok. Girişi yok. İkincisi cama baktığın zaman naylon bir şey örtülmüş evet, cama. Böyle bir evde yaşanmaz. Evet, böyle bir evde yaşanmaz normalde. Hadi çok evet, fakir bir aile. Hadi çok fakir bir aileydi. Evde hadi o şekilde bir evde yaşadı. Akılda kalan hareketler ediyordu. Ha, çok hızlı hareketleri de geçtim. Hepsini geçtim. Evet. O kadar ışık tuttuk. O kadar aynı ışık kadar tuttuk. Işte. Biri bile hayırdır demedi yani. Hayırdır kimsiniz demedi, falan demediler. Demediler yani kimse. Değişik bir ses geldi. Ondan korktum. Ondan sonra zaten sonradan gördüm o camdaki şeyleri. Onu sonradan gördün ben ya. Ben şok oldum anasını satayım. Resmen o sırada Metelere diyordum eve gelin, eve gelin derdim. Bir baktım evin camından bir şey yansıyor yani. Ben Muhsin gösterdi diye çektim gerçekten. Hava da aşırı soğuk. Dışarıda yemin ediyorum 5 dakika duramıyoruz. Ay Allah'ım. Ne oldu Mete? Etrafta bir şey mi var? Buna bakıyorum ya. Evler var mı? Bomboş yerdeyiz. Arazi böyle köyün arka tarafına. Korktuk yani köyden biraz uzaklaştık hafiften. Abi o ev tahmin edilmeyecek bir şekilde ya. Abi, çok acayip amına kodumuz. İçeride birisi olmayan bir yer bulabilirse girelim. Lan! Ne oldu? Seni sikerim, ne oldu lan? Neye vurdun lan, oğlum? Oğlum neye çarptınız? Dur, bilmiyorum. Kapıyı kilitli amına kodum. Neydi o, neydi? Oğlum bir şey gördünüz mü Muhsin? Kapı o. Bir şey bir anda çarptı, arabaya çarptı. Neydi o? Dur oğlum, dur bir dur. Kamerayla bir çekeyim, bir dur ya, bir dur. Ya dursana bir. Dur. Ya kanki kapıyı kapı. Ya aç, dur lan, dur. Dur. Neye dur, neye bak? Oğlum bak, bak. Oha lan. Bak, ayna yamuldu. Amına kodumun aynası yamuldu. Ya kapat, sikerim aynasını ya. Dur.
Murat kafanı ya bir şey yok yolda Murat mal mal işe mi kapat Murat, şunu ya. E neye çarptın? Ya sikerim anasını neye çarptıysak çarptın kapat. Çarptın lan gidip ne yapacağım bulacağım mı? Oğlum. Aynayı aç aynayı. Dur sen dur. Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Bas 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 bas. Bas bas. Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Dikkatli ol Mete. Mete dikkatli ol. Dikkatli ol Mete. Dikkatli ol. Tamam tamam sakin ol. Tamam gençler sakin olun. Tamam. Abi bir şeydir. Sopaya mopaya çarpmıştır. Bir şeydir. Hemen şey yapmayın dur. Ben bir şey olduğunu görmedim. Siz bir şey gördünüz mü? Yok. Geniş yolda nasıl sopaya çarpmıştır? Oğlum karanlık yolda hiçbir şey görmedim. Şoför adamım ben. Bir şey görmedim amına koyayım ya. Tamam tamam abi tamam. Ağaç da yok yolun kenarında ağaca vurmuş. Köşeye çek abi. Şu yola köşeye bir yere çek. İnelim bakalım. Köşeye çek abi. Tamam dur abi dur. Oğlum, tamam. Oğlum hayvana mı vurduk ya? Bir bakalım. Ne hayvan oğlum kanman ya? Kanman var mı ya? Nerede amına koyayım? Tamam abi ses. Tertemiz amına koyayım. Buralar tertemiz amına koyayım. Oğlum ayna bir dakika bak. Bak. Işık mı ışık? Ayna şuraya ışık tutsana. Lan bura niye ıslak? Bak. Bir şey sür bu. Bak kesmiş. Sürtmüş. Görüyor musun? Bunda bunların hiçbiri yoktu benim arabamda. Siyahlık ne? Islanmış oğlum bura ne amına? Islanmış biri değil mi? Aynen. Bir şey ıslanmış. Bak. Şu sürtmelerin hiçbiri yoktu abi. Abi neydi ya? Bu sürtmelerin hiçbiri yoktu abi. Abi ön tarafa bırak bir dakika bakayım. Yok, yok. Bekle bir bekle ne olduğunu öğrenelim ya. Oğlum bu arabaya, öğrendin mi? Bu arabaya bir şey olursa geri dönemeyiz anladın mı? Oğlum binin işte amına koyayım da binin. Bir şey olmadı binin amına koyayım. Geldik buraya kadar düzgün bir şekilde geldik. Ya onu takmayın. Ya zaten köyün girişinde abi görmemiş miydik? Şahin falan var bu köyde biliyorsun. Bu tarafta Şahin ya da Kartal mıydı, Şahin miydi? Öyle bir şeydi. Gördük işte ağacın üstüne tenmişti. Kuştur, Şahin'dir bir şeydir yani hemen. Ben de bilmiyorum abi, ben de bilmiyorum. Sizin aynı bir şeyim. Bir dakika dur. Şey ev mi? Ha, bomboş. Gerideki. Burada da bir ev var değil mi? Şuraya ışık tutsana. Çek, kafanı çek. Kafanı çek. Hadi Murat. Hadi girelim. Giriyoruz mu? Hadi. Abi biraz ileriye çekelim, kafamızı toparlayalım. Böyle hemen bu olayın ardından ileri git ileri. Evden uzaklaş. Ya, hadi. Bir dur ev. Abi acele etmeyin bir durun ya. Ben oğlum bir durun ya. Evet arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Videoyu baştan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bizim bazen görmediğimiz, duymadığımız şeyler olabilir. Bunları da sizin bize yorumda belirtin. Falan, hani bir önceki ıssız cuma videomuzda çoğu kişi yazmıştı aşağıya 30.00'da bir şeyler geçiyor falan diye. Bu tarz bir şey olursa bu videoda da bize yardımcı olun. Olayları çözmeye çalışalım biz sizlerle beraber. Aşağıya yoruma bırakabilirsiniz gördüğünüzü ve duyduğunuz sesleri. Şimdi abi sağda solda evler var. Cesaretimizi topladık bu sefer bu evlerden birine girmeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Recai şuraya çeksene. Şu an değil. Ya biraz. Abi bayağı yeter kalmış hiç kimse yok. Dikkat edin bastığınız yere dikkat edin mi? Düşmeyin. Oğlum yılan mılan olmaz değil mi ya? Sıçarım Allah'ım abi ya. Allah Allah. Ne? Yılandan korkuyorum şimdi amına koyayım. Korktuğum şeye bakın. Bu havada yılan ne işi var amına? Kallara dikkat edin abi. Şimdi girişi nerede? Gel başım. Abi yine aynı şey olmasın. Dikkatli olun. Abi bunu söylüyorum ya. Şey de abi söylüyor. İçerisine baksana. Gel. İçeri bak şey içeri abi. İçeri bak içeri. Bir bakayım ben kameramı kapatmadan. Oha. Ahır gibi bir şey. Aynen. Bunun arka tarafı da var. Arka tarafı. Uzun lan bu. Çok uzun. Gidelim içeri girelim de buradan. Buradan giremeyeceğiz. Dallar var. Evet biz bütün cesaretimizi topladık. Bu terk edilmiş evin içine girmeye çalışacağız. Bakalım bu kara dedeler olayından, üç harflerin olayından burada. Kalma bir şeyler bulabilecek miyiz? Bir kalıntı bulabilecek miyiz? Gönüllü hep benden gizli. Ben ne yapayım gönüllüyüz. Önce evet. Kameraman gitsin. Önden kim giriyor? Önce bağcılar çocuğu çıkın. Dur. Önce bir içeriği çekelim. Var mı bir şey? Yok mu bir şey? Dur. 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 Bir de Apo gitme. Apo gitme. Gel buraya. Köpek var bekliyor. Oğlum ben gözü gördüm. Girmeyecek miyiz? Köpek saldırmasın. Evet arkadaşlar şu gördüğümüz eve giriyoruz. Buna gireceğiz artık.
Leş gibi kokuyor değil mi? Oha! Evet, şu anda köyün içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Karşıda bir ev var, oraya geçeceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim, şu zifiri karanlığa bir bak abi. Şöyle zifiri karanlık ya. Görünmüyor değil mi hiçbir şey? Hı. Hiçbir şey görünmüyor. Şöyle baksana abi, çok fena. Göz gözü görmüyor yani. Işıklarımız olmasa hiçbir şey göremeyeceğiz. Gidelim abi. Biz bu yaşadıklarımızdan sonra, bu videodan sonra nasıl devam edeceğiz artık bu şeylere ya? Bayağı zor. Bundan sonra para da yok. Bu arada Kelin, bu Kelin kanalı da var. Aynen. Ben şu ışıkla gördüğüm. Açıklamadan. Ha, ona da abone olabilirsiniz. Şu anda Karadedelerin olayın olduğu Davutlu köyünde ufak bir ara sokakta bekliyoruz. Filminde de konu olan yer var. Evin içine gazetecinin ismi Arapça yazılmış iddia edilene göre. Evleri tek tek gezemeyeceğiz belki ama bir girdiğimiz evde inşallah onu görürüz. Hani o yazıyı görebilirsek çok iyi olur. Karadedeler olayını da anlatır mısın bir Muhsin? Bu karadedeler olayı arkadaşlar köyde akşamları hava karardıktan sonra, ışığı biraz uzak tutsana gözüm alıyor. Akşamları hava karardıktan sonra saat 5'ten sonra 5-6'dan sonra köyde herkes sokaklarda siyah karadedeler görüyormuş. Uzun 2-3 metre boyunda siyah bir şey. Yani sürekli bir takım yaratıklar, cinler gördüğünü, onu götürmek istediklerini söylüyor. 3 harfli diyorlar. Bu köylüler bunları gördükten dolayı korkuyormuş. Bir gazeteci bunu araştırmaya gelmiş. Ben gazeteciyim abi, şimdi buraya bir haber yapmaya geldim. Ne haberi? Hemşehrim, muhterem mi nerede? Caminin tepesinde. Uçurtmadan yürüyen çırılçırtmadan. İlk geldiğinde bir şey bulamamış. Sonra kamerayı çocuğa bırakmış. Kamerayı çocuğa bıraktıktan sonra çocuğa demiş hani bir şeyler görürsen çek demiş. Olay ondan sonra başlamış. Çocuk görüntüleri çekmiş. Karadelilerle, cinlerle karşılaşmış. En sonunda ailesini öldürmüş, kendisini öldürmüş. Hatta ölü olarak parçalanmış şekilde bulmuş ölüleri. Nasıl oldu bunun içine? Onu! Hatta duvara en son kendi kanıyla gazetecinin adını yazmış Arapça harflerle. Onu görmüşler. Ondan sonra gazeteciye köyde araştırma almış, jandarma gazeteciyi sorguya çekmiş, her şeyi anlatmış, işte konuşmuş. Niye gitsin o köye? Sorguya çeken jandarma kendi kafasına sıkmış, ölü bulunmuş. Gazeteciye ise ulaşamamışlar. Gazetecinin kıyafetlerini yerde köyün ortasında bir yerde bulmuşlar, çıkarılmış şekilde. Videoyu ise jandarmanın çocuğu izlemiş, kızı izlemiş. Jandarmanın kızı videoyu izledikten sonra kızın akli dengesi kaybolmuş. Hastaneye yatırmışlar, gazeteci hale ulaşamamışlar ve o görüntüler saklanmış bir şirketin. Birisinin onu parayla satın aldığı söylenmiş o görüntüleri. Filmdeki kullanılan görüntülerin 3'ü. Aynen, 3'ü. Sadece 3'ü gerçek olduğu söyleniyor. Ama hangi görüntü olduğu belli değil. Yani biz de buraya bu olayı araştırmaya geldik. Birkaç olay yaşadık zaten. Ama ve muallakta kalan hani bir şey. Duvara yazılan yazıyı belki hani kanlı bir yazı olmuş evlerden. Şimdi girdi. Benim de. Hatta komutanın kızının psikolojisi bozulmuş değil mi izlerken gördüğünüz? Jandarmanın. Evet. Akli dengesini kaybetmiş. Biz bazı evler bulduk. Şimdi o evlere gireceğiz. Cesaretimizi toplayıp bakalım neler olacak. Biz sizler için bu cesareti. Tekrardan hatırlatalım arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izleyin. Bizim görmediğimiz, duymadığımız şeyler olursa alta yoruma yazın. Bize yardımcı olun bu konuyu aydınlatmamız için. Devam edelim abi. Ve bu videoya 50.000 like gelirse Sakarya'da, evet, eğer buradan sağ çıkarsak Allah'ın izniyle, Sakarya'da Azem filmine konu olan terk edilmiş, cinler tarafından basılmış bir köy var. Azem köyü. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. 50.000 like sizden destek gelirse. O zaman aynen, hadi. Hadi gelin böyle. Oğlum otlara bak. Arkadaşlar biz bu yola baş koyduk. Yani ne olursa olsun bunu yapacağız. Bu eve gireceğiz. Orada kalem şu an nerede? Nerede? Orada göz var. Abi abi şuraya bak. Anne? Kalem bir şey var, görüyor musun? Aynen. Aa, söndü.
Kanka bak burada bayağı çalılıklar var. Bu taraftan giremeyiz. Pencerenin olduğu taraf var ya, o yanlardan girelim. Hı hı. Murat. Tamam bakalım. Evet. İşte. Buradan girelim işte. Bak. Girek işte. Bu taraftan zor. Bu taraf var ya, kapının tarafından girelim. Tamam abi. Hadi buradan. Abi giriş yeri bulalım hadi. Buradan. Abi nasıl gireceğiz? Bu çalılıkların buradan giremeyiz. İşte. Pencerenin oradan gireceğiz. Hani buradan giremeyiz. Şuradan giremeyiz. Karşıdaki pencerenin oradan giremeyiz. Dikkatli olalım da. Köpek bir şey çıkmasın ya. Abi burada her şey olabilir abi. Abi zifirik adamız anasını satayım ya. Tut yılanına kadar. Şuraya baksana abi. Yer mi götün yer mi buraya yine? Allah. Otlar baya kaç senelik oğlum bu ot arkadaş? Senin yoktu orada. Şşşt. Ne yani, sesi? 20. Kimse ses yapmasın arkadaşlar, bir durun. Hiç o sesi söylüyor. Ses şu taraftan geliyor bak. Kameraya gösterdiğim yerden geliyor. Evet. Ses son. Gel bu tarafa gel, buradan girmeyeceğiz. Gel ne? Nerede biri mi? Girişi neresi ya? Biri mi var? Bilmiyorum. Görmedim. Bir şey göremedim ben. Durduk. O ne lan? Kedi. Nasıl ettin ya? Gel abi, otlar burada yok, gel. Böyle bir yapı var arkadaşlar. Burası köyde kalan son evlerden bir tanesi. Pencereye baksana. Şuraya bak. Bak Murat, şuraya bak. Bak. Şu evin içine bak. Kim giriyor önden? Ben gireyim. Oralar temiz. Beşo burayı çektin mi? Çektim. Gel. Gel. Şuraya bak. Şuraya bak. Bu ne lan? Şeyden çıksana ya. Net vision'dan çıksana ya. Çok yeşil gözüküyor. Bak. Biliyor musun abi? Aynen, iyi böyle. Böyle. Görüyor musun burayı? Böyle şey yapıyor. Bak çalıklara bak. Bu ne abi? Çalıklar evin içine kadar uzamış. Kızım yazıyor. Bu ne kızım yazıyor? Bu ne oğlum kızım? Gördün mü duvardakini? Kızım yazıyor. Bir şey korkun. Kızım çizmişler. Çizmişler evet. İçeride de mekan bizimdir yazıyor. Oğlum buraya lan. Ne bileyim kızım yazmışlar. Bir şeye benziyor. Bir dakika. Buraya girmeyin. Ne oldu? Girmeyin buraya girmeyin. Ne oldu oğlum? Ses geldi. Ben buraya girmem. Girilmez buraya. Tamam. Yok Murat var, girme. Bak girme şey Murat. Korktum. Necan! Kaç! Durma! Oo, o sesleydi! Arkadaşlar az önce evdeydik. Evde o odaya bakarken acayip bir şey geldi. Abi, çam çarpma, kırılma değil mi? Ya, kulağımın dibinde parçalandı ya. Abi yemin ediyorum. İçimde hissettim. İçimde böyle resmen kulağımın içinde patladı ya. Yemin ediyorum böyle bir korku yok. Böyle bir şey yok. Ya bir şey vardı. Durup dururken bir cam nasıl kırılır bir cam? Yani soruyorum. Mete'ye de soruyorum. Vusile'ye de soruyorum. Enar en yakın oradaydı. Ya gitmemiz için uyarıldık ya da bir şey bizi korkuttu. Abi nasıl bir korku yaşadıysak. Cam patladı ya. Atladım. Yemin ediyorum atladım. Böyle bir kaçma şekli yok. Hala kalmıyor. Ya ben nasıl kaçtım hala hatırlamıyorum. Yemin ediyorum camdan mı kaçtım, bacadan mı kaçtım, nereden kaçtım? Allah'ım ya Rabbim. Kaça kaça geldik. Arabayı bulduğumuz gibi atladık arkadaşlar. Şu anda yoldayız. Nerede gördüğünüz gibi belli değil. Hangi yola girdiğimizi de bilmiyoruz. Gece karanlıkta da gördünüz. Zifiri karanlıkta insan orada adım atamıyor. Abi kalbim duracak mı ya? Bir de üstüne böyle bir şey olunca, yani bırakın cam kırılmasını, köpek görsek korkuyoruz. Cam kırılmasının anlamı nedir? Zaten birinci olayda kız gibi bir şey çıktı orada evin içinden. Terk edilmiş evin içinde. Bir gölge var, bir şey var, onu yaşadık. İkinciye köpek çıktı, eyvallah dedik. Yani sonra arabamıza bir şey çarptı. Onu da hadi eyvallah dedik. Yani bir cam kırılmasına da bir şey söyleyemiyoruz artık.
ciddi anlamda hiç bir şey söylenmiyor. Yok, hiç kimse. Dibimizde olan bir yer. Hiç patladı kimse cam. Yok. Etrafımızda da hiç kimse yok. Bildiğin cam patladı ya. Bir şey de fırlamadı. Bir şey çarpmadı. Patladı cam. Lan yarabbim ya. Anasını satayım. Şu yola bak ya. Arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirmek üzereyiz. Sonlandırmak istiyoruz. Daha fazla bir şey kalmadı. Çünkü geri dönemeyiz oraya. Buradan sonra eğer ki bu videoları polis, karakol, jandarma herhangi biriniz izliyorsanız mutlaka bizim başımıza bir şey gelmiştir. Hayır, eğer YouTube'da kalıyorsa bu video, YouTube'dan izliyorsanız merak etmeyin, şu anda evimizde sağlıklı bir şekilde yaşıyoruzdur. Bu akşam zaten hep beraber biz de kalacağız abi. Ben yoksa tek başıma evde de kalamam. Siz de kalamazsınız herhalde. Bu akşam bu psikolojiyle yatamam yani. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Biriniz telefondan bakın, neredeyiz amına koyayım. Allah'ım sen bizi koru ya. Şarj mı yok? Muhsin. Çekmiyor benim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Ben